Yani sayılmamız için herhalde bir can kaybı vermemiz gerekiyordu ki iki tane de can kaybımız var. Ona rağmen hiçbir şekilde depremzede olarak sayılmadık. Hani burada geldiğimizden beri senesine gireceğiz. Yapılan tek şey işte dağıttıkları bir dört tane gıda kolisi. Onun dışında bir kart dağıttılar. O da herkese verilmedi. Haklı haksız usulsüzce dağıtıldı. Hakkı Kartlarda olan herkese eşit olarak dağıtılmadı. hayır kesinlikle. İhtiyacı olan kişiye verilmedi, ihtiyacı olmayan kişilere verildi. Öyle söyleyeyim. Yani ben aldım, evet ben aldım. Ama ben şu anda sadece kendi hakkımı aramıyorum yani. Tabii herkes adına Tabii konuşuyorsun. ki burada hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bu zor süreci de hep birlikte geçiriyoruz. En önemlisi de yönetim değil. Yönetime biz bir şey için gittiğimizde çok affedersiniz ama bizi köpek gibi azarlayıp dışarı atıyorlar. Onlar size burada... Ben de video mevcut hala. Ben bu videoyu basına dağıttım. Kışın ortasında konteynerimin içinde ben suyun içinde bir kış boyunca yaşadım. Gelen yardımlar geri çevriliyormuş. Bunu ben yaşamadım, duydum. Buradakilerin ihtiyacı yok, alın götürün başka yere verin deyip kapıdan geri çevriliyor yönetim tarafından. Peki. Yönetimden talebim buranın da evet çok fazla bir Hatay gibi Maraş gibi ölüm kaybımız yok çok şükür. Ama bu demek değildir ki buradaki insanlar mağdur değil. Buradaki insanlar da son derece mağdur olan insanlarımız var ki bunlardan biri de benim. Burada ilgilenilmesi bir Hatay'da bir Maraş'ta nasıl destekler sunuluyorsa burayı da bir depremzede bölgesi olarak sayıp ilgilenilmesi. Peki burada Yönetimin güvenlik değiştirilmesi, yönetimin gerçek anlamda şahıs gözetmeden, ayrımcılık yapmadan bizzat ilgilenmeleri inanılmaz torpil dönüyor. Herkes adamını seçiyor. Gelen yardımlar da ona göre dağıtılıyor. Bunu tespit edip gittiğimiz zaman da valinin üzerine atılıyor. Valilik yapıyor, o yapıyor, bu yapılıyor denilip onların üzerine atılması. burada güven Herkes elini kolunu sallayarak çok rahat girebiliyor. Yazın burada silahlı kavgalarda olduğu, bıçaklı kavgalarda oldu. Burada hiçbir şekilde çocuğumuzun da bizim de can güvenliğimiz de olmadı yani. Ben bunun için de şikayette bulundum. Ama kimse de ciddiye almadı. Yani burada uyuşturucusu da dönüyor, her şey de dönüyor. Çünkü kayıtlı olmayan insanlar da buraya yerleştirildi. Yani yönetim kafasına göre Kaçak insanları olarak getirip gizli gelmişler. saklı konteynerlere yerleştirmiş diye duydum. Burada her çeşit insan var. Evet olabilir ama buranın güvenliği yönetimle alakalıdır. Buranın güvenliğinden sorumludur. Bunu da onların sağlaması gerekiyor. Ama Ukraynalıların konteynerinde yeşil çadırlar ara sokaklara gelildi. En azından bunu yapın. Hani ara sokaklara bir çadır gelin ki bir Gölge sıcaklık olsun. bölge olsun. Çünkü hepimiz piştik. İşte sorabilirsiniz bütün Peki şu an arkadaşlara. ısınma nasıl? Yani Isınmada ısınabiliyor sıkıntı yok. musunuz? Doktor bir kabin herhangi bir şey var Hayır, mı? Burada çünkü yok. birçok aile yaşıyor. Sağlık yok. Birçok izliyoruz bunu. Maraş'ta olsun, diğer bütün deprem bölgelerde, daha doğrusu bütün konteyner kentlerde. Mesela bizim Malatya tarafında girişte Ukraynalıların biliyoruz konteyner kenti var. Orada da birçok tanıdığım kişi var. Buna da şahit olduğum palyaçosuna kadar gidildi. Pamuk şekerlerine kadar dağıtıldı. Çocukları mutlu etmek adına ki depremzede değillerdi. Ayrım yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Onlar da neticede mağdurlar. Ama neticede burada da mağdur olan çocuklar vardı. Çocuklar adına hiçbir şey yapılmadı. Ben oldum, bir yıldır gelmişiz buraya. Gelenden beri de hemen girişin altında ayakkabımızı soyduğu yerde. Altında su akıyor. Çeşme mesela. Sürekli su akıyor. Sürekli. Yaz gelip geçti orası kurumadı. Şimdi bizim burada gezdiğimiz bazı evlerde de çok lavabolarda falan çok da şey vardı. Alttan hemen girişin altında çocuklar ayakkabı soyduğu an resmen ıslanıyor. Su içinde ya. Su içinde, su içinde. 15 santim su var. Biz yönetime gelip yapacağız. Gelip yapacağız. Ne kadar süredir bu sorun devam ediyor? Geldiğimizden bir beri. Bir yıldır yaklaşık ve hala hiçbir şey yapılmadı. Hala hiçbir şey yapılmadı. Biz defalarca geldik. Ad alıyorlar, geleceğiz. Geliyorlar, bakıyorlar, dönüyorlar. Ya bir açın, bakın. Yapamıyorsanız biz yapamıyoruz. O şekilde. Ama uğrayan bile yok. Uğruyorlar, bakıyorlar, dönüyorlar. Bakıp dönüyorlar. Ellerinde bir şey yok. Burada peki başka ne gibi böyle bu ya yapıyor ne elektriğe de bakmıyorlar. Kendimiz gelsinler baksın ama prizi nereden aldığımız belli. Ne prizlere bakıyorlar, hiçbir şeye bakmıyorlar. Banyoda su akıyor, çamaşır makinenin altına bez koymuşuz. Ve burada insan yaşıyor. Yani ya, artık mobilyalar buzdolabında çürümesini geçtim. Artık siz burada sağlıksız bir şekilde çürüyeceksiniz yani. Banyodan akan su çamaşır makinenin altından bez koymuşuz. O şekil. Günde iki defa bez değişiyoruz. Bakan yok. Çözüm bulmaları lazım. Çünkü yani Elazığ depremi üzerinden 3 yıl, 6 Şubat depremi üzerinden 1 yıl geçmiş ve hala siz bu şekilde burada mağdursunuz. Yani konteynerlerde onun içinde kalıyoruz. 4 yıldır kalıyoruz. Ama mağduriyetimiz çoktur. Gerçekten.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bu bizim başkanımızın neye yönelik yaptığını bilmiyorum ama yani dışarıdan gelenler mültecilere daha çok yani önem veriyor ama bize vermiyor arkadaşlar. Yani bana vermiyor mu mesela, örneğin kendim için söylüyorum. Ben 4 yıldır iş istiyorum. Kiraya çık diyorlar. Yani kiraya önceden 1000 liraydı, şimdi 7000 lira Elazığ'da. Zaten kiralık ev de yok. Ha buraya bakarsan kaldığımız yer buralar işte. Görüyorsunuz. Yani üst katta kalıyorum ben. Zaten kendi içinde bir insan 4 yıl nasıl kalır arkadaş yani? Ben bunu sormak istiyorum yani. Ben 4 yıl bir insan kendi içinde kalamaz ya. Açık cezaevi gibi. Artı hiçbir imkan yok. Yani kendi imkanlarımızla. Yani sağ olsun, yani yine sağ olsun diyelim işte, bize verdi de çadırlarda kalan vatandaşlarımız da var şu an. Onlar da mağdur içinde, onlar da mağduriyette. Ya biz bütçemize değil de yani bütçemize uygun yani bir kiralık da olsa, yani biz bunu duyduk, misafirlik de olsa ev istiyoruz arkadaş ya. Yani burada Ağızkalılar, ben Ağızkalıların yanındaydım. Aşağı Demirtaş konteynerinden buraya geldim. Yani onlara Bitlis, Ahlat'ta yapılan evler var, biliyoruz. Biz bunları biliyoruz yani, yerlere de var. Yani dışarıdan gelen Suriyeliler mesela. Suriyelilerin, arkadaş burada bakıyorsun, şu konteynerlerde, orada Demirtaş'ta da kaldım, burada da kaldım. Arkadaş, şu Suriyeli, bir tane Suriyeli yok burada. Çünkü onların eve ihtiyacı yok konteyner kentte kalmaya. Yani, zaten yok, yok. Yani, hiç Suriyeli yok. Ya bu Suriyeliler nerede arkadaş? Evleri var çünkü. Çünkü onlara kira yok, elektrik, su, hiçbir şey yok. Sağlık ücretsiz, hiçbir şey yok. Ama bizim kendi vatandaşımız şey burada yok. Böyle çürüyor. Arkadaş ben mide, ben tansiyon hastasıyım, bir de ben mide şeyi geçirdim. Kanseri şeyi geçirdim. Mide kanaması geçirdim ben, buradakiler biliyor da. Ya bu sıkıntıdan kaç tanesi geldi dedi ki biz sana iş bulacağız, iş bulacağız, iş bulacağız. İş yok arkadaş. Vermediler. İş bulmadılar. Ama Ağızkalılar, bak ben size yemin ediyorum, Ağızkalılar geçen yıl değil, belki yıl geç, he, bu yıl, he, bu yıl. Yok, geçen yıl 2024'teyiz. Valilik bunların hepsini işe soktu. Hepsi çalışıyor ha. Elbüs var, uzun otobüs. Elbüse biniyorlar. Hepsi çalışıyor. Bunların hepsi çalışıyor ha. Dışarıdan paraları da geliyor. Ne? Bunlar bizim misafirimiz. Ne misafiri ya? Bu kadar misafir değil mi olur? Arkadaş, Türkiye'de 15 milyon misafir olur mu lan? Bir ülkede 13 milyon kaçak, sığınmacı, göçmen. 15 milyon 15 misafir milyon. Olur mu arkadaş? Aynen öyle. Ve 12-13 sene oldu. O ya, zaman alsınlar kendilerini. Şerefoğulları benimle yani bizimle de samimi yani. Ben eski ASKF başkanıydı, ben sanırım ASKF başkanıydı. Sadece iş istedim ya. Ya arkadaş, bana bir iş ver. Ben buradan çıkayım, ben kiramı ödeyeyim ya. Ben dilencilik istemiyorum, ben yardım istemiyorum, ben bir şey de istemiyorum. Sen ben diyorum ki ya bana ya bana bir iş ver, ben gideyim arkadaşım, ben kiramı ödeyeyim ya. Değil mi? Kiramı ödeyeyim ya, ben oturayım ya. O da yanıksız kaldı. 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremden etkilenen depremzedeleri bugün ziyaret ettik. Daha önceden başka bir konteyner kentte kalan depremzedelerimiz yeni bir konteyner kente gelmelerine rağmen hala şikayetler çözülmüş değil. Gezdiğimiz evlerde, gittiğimiz, gördüğümüz yerlerde sürekli bir sorunla karşılaşıyoruz. Ve her şey şans eseri olduğunu, şans eseri yaşadıklarını görüyoruz. Burada insanlar gerçekten mağdur ve bu mağduriyetleri giderilmiyor. Yönetim tarafından bazı oluşturulan avantajlı kartlar insanlara adil bir şekilde dağıtılmıyor. İnsanlar burada gerçekten eşyalarıyla beraber çürümek üzereler. Bunlara acilen yetkililerin bir el atması gerekiyor. Biz her platformda bunu dile getireceğiz ve Zafer Partisi olarak her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız.